Selamünaleyküm izleyicilerim. Bugün size Android DoubleTap'lerde güncelleme nasıl yapılır onu göstereceğim. TV'miz bu arkadaşlar 7 inç 1 GB RAM'ın 12 GB hafızası var. Android 12 sürümü bunu 2 GB 32 GB. Android 12 sürümü bunu da şurada göstereyim. Arkadaşlar bu yazılım isteyen, yazılım yükseltmeyi isteyen arkadaşlar yazılım istiyor benden. Bunun için buradaki yazılım sistem sürümü bu olması gerekiyor arkadaşlar. Yani benim teybim Carnova marka ama bazı markalarda bu yazılımı kullanıyor. Bu sistem sürümünü. Hani bu sistem sürümü aynı olması gerekiyor. Yoksa farklı sistem sürümü olduğu zaman güncelleme yapamıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu Android 12 sürümü. Bunu Android 13 yapacağız. Burada hani çok fazla bir şey değişmiyor ama işte hani bir arabayı düşünün. Onun makyajlı kasası gibi. Araba aynı ama sadece makyaj yapmak gibi bir şey oluyor. Burada değişen şu oluyor arkadaşlar. Bir Android 13'e yükseliyor. Ama normalde aslında bunlar 8.1 yükselte Android 13'e geldi. Burada değişenler özellikleri burada değişik şeyler var arkadaşlar. Menüler var. Diyelim ki bu menü kaç tane? Bundan mesela yüksek. Bazı bir şeylerde menü düşük. 49 tane. Normalde 25 tane oluyor bazı. Bunun güncellemesini yapmışlar. Bunu yükseltmişler. Bir de Android Auto. O yüklü değil. Onun güncellemesini yapacağız. Bir de alkol testi diye bir uygulama var. Onu yapmışlar ama onun için de ayrı bir cihaz gerekiyor. Şimdi flash belleğimize güncelleme şeyini yurt dışından istedim ben arkadaşlar. WeChat üzerinden gönderdi bana. Flash belleği atıyoruz. Otomatik güncelleme yapıyor kendisi. Şu anda flash'ı takıyoruz arkadaşlar. Flash'ımız da şurada dursun. Flash'ımız yanmaya başladı. Birkaç saniye içinde bir ekrana şey geliyor. Böyle yazı geliyor. Tamam diyoruz buradan. Buradan otomatik güncelleme başlıyor arkadaşlar. Otomatik güncelleme yaparken herhangi bir işlem yapmıyoruz. Çünkü güncelleme yapılırken herhangi bir işlem yaptığımız zaman sistem arızası verebiliyor tabii. O yüzden herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece bekliyoruz. Tabii bir 3-4 dakikalık bir süremiz var arkadaşlar. 3-4 dakika beklememiz gerekiyor. Yaklaşık 3-4 dakika sürüyor. Güncelleme güncellemeyi otomatik yapıyor. Biz herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece tamam basıyoruz. Sonra güncelleme bittikten sonra flash'ımızı çıkaracağız. TB'miz İngilizce'ye çevriliyor. Onu şey yapacağız. Türkçe'ye çevireceğiz. Şimdi Android sürümü açılıp kapanıyor. Android 13 olacak. Bir de videolarda yorum yaparken arkadaşlar, bazı arkadaşlar soru soruyor. Hani ben her şeyi bilmek zorunda değilim ya da her şeyi bilmem imkansız. Geçenlerde arkadaşım bir tanesi Laguna 1'e teyip takmış. Üst şeyi almış. Multimedyayı. Saatin olduğu yere almış. Normalde vitesin yanında olan teyip yerinin kapağı oluyor. Onu takamamış. Bana sordu. Dedi iki parçası var. Hangisini önce takacağız diye. Ben de dedim hani bilmiyorum. Bilsem dedim cevaplarım. Adam sistem etmiş. Tabii bedava olduğu için söylemiyorsun. Para olsa, para versek söylersin falan filan bir sürü yazmış. Arkadaşlar dediğim gibi ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Ben mühendis değilim. Ya da bütün sorunları çözebilecek bir insan değilim. Çözmem de imkansız zaten. İşini görmeyince adam şey yapıyor. O kadar bilgi istedi benden. Bilgileri verdik. İşte şu şöyle olur, bu böyle olur. Şunu şöyle yaparsın ama bir taneyi bilmediğimiz zaman işte bir bilmediğimiz şey bütün doğruları, bütün yaptıklarımızı siliyor. Sonra ben de engelledim arkadaşı. Hani ben her şeyi yapabilecek kapasitede bir insan değilim. Elimden geldiği kadar zaten videolarda yapıyorum.
videolarda anlatıyorum. Şimdiye kadar anlattığım videolardan hiç kimseden bir para talep etmedim. Verdiğim bilgilerden hiç kimseden bir 5 kuruş talep etmedim. Ancak tamir, işte anakart değişimi, ekran değişimi yaptığım zaman ücretini istedim. Onun dışında bilgiden hiçbir zaman para, ücret talep etmedim arkadaşlar. Bu arada birkaç dakikalık bir zamanımız kaldı. Şimdi açıldığı zaman değişiklikleri göstereceğim arkadaşlar. Bu arada boş dururken kanalımı beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yazılımı isteyen arkadaşlar, bazen gönderemiyorum. Geçenlerde bir kişi istemişti yazılımı. Bilgisayarın kablosuz klavye mouse vardı. Onun adaptörünü bozmuş çocuklar. Onun için işte bir hafta 10 gün bir klavye mouse alamadım. Hani bilgisayardan gönderdiğim için yazılımı. Yine adam sistem ediyor. Ya işte söz verdin, işte vermedin. Yapamadın, işte tutmayacağım sözü verme. Ya tamam kardeşim de ne yapayım, elimden gelen bir şey değil ki. Mouse bozuldu. Klavye bozuldu. Çalışmaz oldu ikisi de. O yüzden gönderemedim. Şimdi açılmasını bekleyeceğiz. Az bir zaman kaldı. Bu arada ürünümüz arkadaşlar 7 inç, 18 genişlik, 10 santim yükseklik. İşte Android 13 sürümü olacak. 2 GB RAM'i, 32 GB hafızası var. Hani birçok araca uygun olmayan araçlara da çerçeveyle oluyor. Video bitene kadar kesmiyorum ki hani her şey anlaşılsın diye. Az bir süremiz kaldı. Android cihaz arkadaşlar şeye göre daha iyi. Düz double tape'lere göre daha iyi. Çünkü internete bağlanabiliyorsun. Müziği anında indirebiliyorsun. İnternetten müzik açabiliyorsun. İşte YouTube'a, Facebook, Twitter, onları WhatsApp indirebiliyorsun mesela. WhatsApp'ı aynı anda hem şeye telefonda hem teyipte kullanabiliyorsun. Şimdi CarPlay özelliği de olacak. CarPlay özelliğini de kullanabiliyoruz. CarPlay özelliği büyük kolaylık sağlıyor araç kullanırken. Telefonu almadan elimize multimedya üzerinden telefonumuzu kontrol edebiliyoruz. Gelen mesajlara sesli olarak yanıt verebiliyoruz. Yani sesimizi yazıya çevirebiliyor. Direkt navigasyonu açıyor zaten ekranda. Şimdi açıldıktan sonra onu da videonun sonuna ekleyeceğim. Son işlemler yapılıyor. Biraz zaman alıyor ama bir tık daha güzel oluyor güncelledikten sonra. Bu arada boş dururken kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şu anda multimedya açıldı arkadaşlar. İşte bunu flash söküyoruz. Flash'la işimiz kalmadı. İlk önce bunu Türkçe'ye çevireceğiz. More Sending. Buradan yeni bir dil ekleyeceğiz. Türkçe'ye ekleyeceğiz. Buradan Türkçe. Buradan İngilizceyi siliyoruz. Şimdi bakalım menüde değişiklikler olmadı.
Şimdi güncellememiz bitti. Şimdi değişen özellikler göstereceğim arkadaşlar. Değişen Android Auto CarPlay özelliği var. Bir de alkol testi var. Ama bu alkol testi için farklı bir cihaz gerekiyor ayrıyeten. Android 12 idi. Şimdi ayarlardan kontrol edelim. Şu anda Android 13 sürümü oldu. Şöyle göstereyim. Android 12'den 13'e geçti. Bir de şu menülerde değişiklik oldu. Önceden 26-27 tane vardı. Şimdi bayağı bir çoğaldı. Şimdi 53 tane oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Değişik menüler eklendi. Onun dışında da başka eklenen bir şey yok arkadaşlar. Android Auto çalışıyor mu ona bakacağım. Bunun için farklı bir şey gerekiyor galiba. Bunun bağlanmasını da yapacağım şimdi. Farklı bir telefon getireceğim. Arkadaşlar şimdi Android Auto uygulamasını bağlamayı başardık. İlk önce Bluetooth'a bağladık şu anda. Şimdi buradan Android Auto'yu açıyoruz. Telefonumuz bu. Direkt ekran buraya geliyor arkadaşlar. Buradan telefonumuzu kontrol edebiliyoruz. Gelen mesajları sesli okuyabiliyoruz. Örnek veriyorum. Şunu açabiliriz. Şimdi mesaj geldi. Şuradan şöyle sesini biraz açalım. Sesli tekrar okuyalım. Tamam. Tırnak işareti nokta. Cevap. Cevaplayabiliyoruz buradan arkadaşlar. Güncellemede sadece dediğim gibi uygulamalar ve Android Auto güncelleniyor, yükleniyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.